Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama gücünün, millet iradesinin tecelli ettiği yerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri de, sorumlulukları da, yetkileri de başta anayasa olmak üzere kanunlarda ve iç tüzüğünde belirtilenmiştir. Bir de yazılı mevzuat dışında gelenekler de belirlenmiştir. Bu da çok önemli, bir parlamento için kurumsallaşma açısından çok önemli. Gelenekler de belirlenmiştir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ancak değerli arkadaşlar, özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra bu görevler, yetkiler, sorumluluklarda önemli aksamalar var, sıkıntılar var. Ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, parlamentonun görevleriyle ilgili, ödevleriyle ilgili, sorumluluklarıyla ilgili, yetkileriyle ilgili bu yazılı, sözlü mevzuata ve geleneklere uyulmamaktadır. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizden beri. Ve sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi, parlamento, yani yasama erki, sanki sarayın, yürütme erkinin gölgesinde çalışan, onun emrinde olan bir kurum haline getirilmiştir. Bu tabii ki üzüntü verici bir durumdur. Bununla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledim. Bu konunun somut göstergeleriyle ilgili olarak. Bu konuyu hem milletimizin bilgisine sunmak, hem kamuoyunun bilgisine sunmak amacıyla bu basın toplantısını düzenledim. Mesela 1211 sayılı Merkez Bankası, kanuna göre yılda iki kez yapılması gereken plan ve bütçe komisyonuna yapılması gereken bilgilendirme henüz yapılmadı. Yılda iki kez yapılması gerekiyor. Henüz 7. aya geldik 2021'in, yapılmadı. Ve daha önceki dönemlerde de bu sürekli olarak aksatılmıştı. Bizim ısrarımızla, plan ve bütçe komisyonundaki muhalefet mensup üyelerin ısrarıyla ancak yapılıyordu. O da yılda bir kere yapıldı. Maalesef yine yapılması gerektiği kadar bilgilendirme yapılmamış oldu. Bunlar aslında emredici hükümler, kanunlarda yer alan hükümler. Dolayısıyla muhakkak yapılması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Plan ve Bütçe Komisyonu'na düzenli olarak bilgi vermesi gereken kurumlar ve o mevzuatı bilgilerinize sunmak istiyorum. Göreceksiniz 9 kurum, 9 ilgili mevzuat var. Bu yıl içerisinde, yani her yıl içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Plan ve Bütçe Komisyonu'na bilgi vermekle mükellef olan 9 kurum, 9 mevzuata göre sorumludur. Bunlardan bir tanesi 6085 sayılı Sayıştay Kanunu madde 21/3'üne göre Sayıştay Başkanlığı'nın sunum yapması lazım. 6015 sayılı devlet desteklerinin izlenmesi ve denetlenmesi hakkındaki kanunun 13. maddesine göre ilgili bakanın bilgilendirme yapması lazım. 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca Merkez Bankası Başkanlığı'nın bilgilendirme yapması lazım. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 129. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun bilgilendirme yapması lazım. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nun 3. maddesi gereğince Afet Sigortaları Kurumu veya Hazine'nin bilgilendirme yapması lazım. 5014 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 124. maddesi gereğince Fon Yönetimi'nin bilgilendirme yapması lazım. 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin kurulması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 6. maddesi ile fon yönetiminin yılda bir kez bilgilendirme yapması lazım. 47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun teşkilat ve görevleri hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 17. maddesi uyarınca SDDK'nın bilgilendirme yapması lazım. 4 sayılı
bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi madde 430/3 uyarınca da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın bilgilendirme yapması lazım. Biraz önce belirttiğim üzere bu kurumlar ki 9 kalemden oluşuyor, hiçbirisi bu sene içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Plan ve Bütçe Komisyonu'na bilgilendirme yapmamışlardır henüz. Dediğim gibi 7. aya gelmiş olmamıza rağmen. Ve bunların bazıları yılda 2 kez bilgilendirme yapmak durumundadırlar. Bunlarla ilgili olarak şu dosyada var, sürekli olarak yazılı ve sözlü olarak yıllardan beri ikazda bulunuyorum. Her toplantıda ayrıca ikazda bulunuyorum Plan ve Bütçe Komisyonu'nun her toplantısında. Sosyal Güvenlik Kurumu henüz hiç toplantı yapmamıştır, hiç bilgilendirme yapmamıştır. Tarihinde yok, hiç bilgilendirme yapmamış. Halbuki Sosyal Güvenlik Kurumu hazineden bu sene 300 milyar lira alacak. Hazinenin, Türkiye bütçesinin en önemli açık sebebidir Sosyal Güvenlik Kurumu. Muhakkak incelenmesi, araştırılması gereken faaliyetleri vardır. Henüz tek bir bilgilendirme dahi yapmamıştır. Sadece bu yıl değil, önceki yıllarda da tek bir bilgilendirme yapmamıştır. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'nun talep etmesi halinde TÜİK gibi çok önemli kuruluşların da, kurumların da bilgilendirme yapması lazım. Yıllardır talep ettiğimiz halde yine TÜİK de bilgilendirme yapmamaktadır. Şimdi neden aksıyor peki? Bu bilgilendirmeler neden aksıyor? İdarede bir çürümüşlük söz konusu. Bu çürümüşlüğün bilinmemesi için kamuoyunun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin millet iradesinin bilgisinden kaçırılması amacıyla bu bilgilendirme yapılmıyordur. Başka bir sebebi olabilir mi değerli arkadaşlar? Ancak tüm bunların bir sonucu var. Tüm bunların sonucu nedir? Bu bilgilendirmelerin yapılmamasının. Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü, etkinliği ve önemi azalıyor. Yani yasama erkinin gücü, etkinliği ve önemi azalıyor. İkincisi, demokrasinin ve millet iradesinin gücü ve önemi azalıyor, etkinliği azalıyor. Demokrasimizin önemi azalıyor. Millet iradesinin önemi azalıyor. Bu çok önemli. Üçüncü olarak da devlet mekanizması çalışmıyor ve devlet yönetilemiyor. Yani bunlar yapılamayınca, bu denetim görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılamayınca devlet mekanizmasındaki çürümüşlükten haberimiz olmuyor kamuoyu tarafından. Bilinmiyor, kendileri bile farkında olmuyorlar. Devlet mekanizması çalışmıyor, aksama söz konusu oluyor ve devlet yönetilemiyor. Bu durum ortaya çıkıyor. Şu andaki çürümüşlüğün en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu kurumlarla ilgili bu denetim görevinin aksatılmasıdır değerli arkadaşlar. Bir devlet için, bir millet için, bir ülke için bundan daha kötü ne olabilir değerli arkadaşlar? Ve onun haricinde şunu da sormak istiyorum. Bunun suçlusu Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimi midir? Bunun suçlusu kamu kuruluşları mıdır? Bu ilgili kamu kuruluşları mıdır? Veya sistem midir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi midir? Buna da sizler karar verin. Bence her üçünün de sorumluluğu var. Değerli arkadaşlar, benim arz etmek istediğim konu bunlardan ibaret. Çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili sorularınız varsa almak isterim. Buyurun Sami Bey. Muhakkak yolsuzluklara ve sorunlara yol açıyor tabii ki. Yani net olarak bunları ifade etmem mümkün değil ama somutlaştığında, bu denetim görevi yerine getirildiğinde onunla ilgili somut bilgiler verebilirim. Ancak somut bir örnek vermeden yolsuzluğa da yol açtığını rahatlıkla söyleyebilirim tabii ki. Şu ana kadar yolsuzluğa sebebiyet vermediyse de bundan sonra sebebiyet verecektir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Çok sağ olun.